Evet hocam, nasılsınız? Allah'a şükür, sen nasılsın? Ben de teşekkür ederim. Sizinden soru çekmeyi özlüyorum hocam. Gerçekten ben de senin sesini duyduğum anda cevap veresim geliyor. Şartlı refleks şey oldu bende yani. Güzel bir şey bu. Yüzüklerinizle ilgili soru gelmişti hocam. Geçen sefer sorduğun zaman bu yüzükler yoktu elimde. Bunlar evet. Genellikle pek üstünden eksik etmediğim yüzük tayfası. Özellikle şu yüzük parmaklarına takılı olan iki tanesi. Yani bu benim bazı takıntılarımdan kaynaklanıyor. Birincisi şu kartalı anlatayım. Bu kartal öğrencilerimden sevgili Afra'nın bana doğum günü hediyesidir. 2 sene önce almıştı. Ben genellikle üzerimde bir şekilde bir kartal motifi bulunduruyordum. Sebebini bilmiyordum yalnız. Daha sonra ezoterik meselelerle ilgili olarak meraklı araştırma yapan arkadaşlarla oturup konuştuğumuzda ve mitolojik hikayelere meraklı arkadaşlarla konuştuğumuzda kartalın sembolik olarak benim için çok önemli olması gereken bir kuş olduğunu sonradan öğrendim. Şöyle, mitolojide kartalın bir hikayesi var. Kartallar belli bir yaşa ulaştıkları zaman, bu tabii hikaye, yani gerçek biyolojik dünyada pek böyle bir şey yok ama yaşlanan kartallardan bazıları, bilge kartallar, bir kayanın başına çekiliyorlar dağların tepelerinde. Önce bütün tüylerini gagalarıyla yoluyorlar, sonra gagalarını taşlara vurarak parçalıyorlar ve orada belli bir süre aç bir ilaç orada beklerken tekrar yeni tüyler ve yeni bir gaga çıkarıyorlar ve böylece yenilenmiş, dönüşmüş bir genç birey olarak hayatlarına devam ediyorlar diye bir efsane var. Kartalın her an kendini yenileyen ve dönüşen ve böylece ölümsüzlüğü yakalamış bir canlı olarak sembolik dünyada böyle bir anlatısı varmış. Tabii bana bakan tarafı ne? Ben sürekli tüyünü yolup gaga çıkaran bir insan değilim ama devamlı olarak fikirlerini ve kendini değiştirebilme açısından bu sembolik hikayeyi ben çok anlamlı buldum. Her mümkün olduğunda hayatının belli dönemlerinde en azından 10-20 senede bir böyle bütün temel düşüncelerini değiştirerek böyle hayata bambaşka bir açıdan bakabilme, tekrar doğmuş gibi işte düşüncelerini tazeleyebilme benim çok arzu ettiğim şey. O yüzden bu sembolizm çok işe yaradı. Ama esas önemlisi benim alametim diyebileceğim, bir şekilde üstüne çöktüğüm çift başlı kartalım var. Herhalde bir 8-10 tane çift başlı kartal yüzüğüm var. Çift başlı kartal ta Sümer medeniyetlerinde bu Anunnakilerden gelen bir ezoterik sembol. Temel olarak birçok kültürde yansımalarını gördüğümüz, İslam kültüründe de Cebrail ile temsil edilen, tanrısal bilgiyi alıp insanlara ileten bir aracı, bir melek, kim zaman bir şeytan vesaire olarak resmedilmiş bir varlık bu. Sembolik bir hikaye biliyorsunuz, aynı zamanda Roma İmparatorluğu'nun simgesiydi. Daha sonra işte 1071'de Malazgirt Zaferi'nden sonra Selçuklu İmparatorluğu bunu kendisine simge olarak aldı. Benim bizzat parmağımdaki simge halen şu anda Konya Büyükşehir Belediyesi'nin amblemidir aynı zamanda. Çünkü Konya işte Selçuklu'nun merkezi olduğu için. Anadolu'nun her yerinde, Kayseri'de, Erzurum'da bol miktarda çift başlı kartal motifleri görürüz. Anadolu sembolizminin en eski sembollerinden biridir. Uzak Doğu'da yin yan olarak bildiğimiz sembolle de çok yakın akrabalığı var bu sembolün. Sadece gaybtan alıp dünyaya verme anlamını taşımaz. Aynı zamanda doğunun batının hakimi, öbür dünyanın bu dünyanın hakimi, ikilikleri barındıran teklik gibi anlamlara geldiği gibi ben buna bir anlam daha ilave ettim. Sağ beyin ve sol beynin birlikte kullanılmasıyla yaratıcı zihnin ortaya çıkarılması gibi bir anlam da yükledik. Ne oluyor bu anlamı yükleyince? Ben bunu parmağıma takınca kendime hep bu tip şeyleri hatırlatıyorum. Yani yaşadığım düzlemden ibaret değilim. Bilmediğim çok şey var. Ve bilgi benim çalışmamla değil, bana verilmiş olan son derece komplike ve akıl almaz bir sistemin anten gibi davranarak yaşamım sürecince topladığı şeylerden ortaya çıkan bir sonuç. Ben bunu hatırlatıyorum kendime. Ve bu sonuçları da insanlara, işte sizlerin de sayesinde beraber paylaşmaya çalışıyoruz. Yani çift başlı kartalın olayı bu. Öbürler gelince bu iki tane yüzük zaten sadece havalı olsun diye burada. Ya onu da söyleyeyim hadi. Babam bir arkadaşı televizyonda orta parmağıma yüzük taktığımı görünce çok gıcık olmuş. Onu sürekli gıcık edeyim diye takıyorum. O erkekler orta parmağına yüzük mü takarmış diye. Arıza yap, ben de takıyorum bu. Yani oradan kaldı. Yapacak bir şey yok.